Cinayeti işletiyor, sonra da delilleri karartıyordu. Dahası özel yetkili mahkemeler kurulmadan önce pek çok faili meçhul cinayet soruşturması adliye koridorlarında meçhule gidiyordu. Asıl failleri bulunamadan tabii işte onlardan bazılarını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Faili meçhul cinayetler Türkiye'nin karanlık dehlizleri. Özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kurulmasından sonra o karanlık dehlizler aydınlanmaya başladı. Türkiye Ergenekon'u 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de ele geçirilen 27 el bombasıyla fark etti. İddia edilen ETÖ'nün uzantıları nereye kadar gidiyor, hangi saldırıları yaptı sorularının cevabı özel yetkili savcılığın ulaştığı bilgi ve delillerle ortaya çıktı. Onlardan biri Danıştay'a yapılan hain saldırı. Alparslan Arslan ilk olarak Ankara'da Danıştay cinayeti davasında hakim karşısına çıktı. O mahkeme sanıkların cinayeti başörtüsü düzenlemesi sebebiyle gerçekleştirildiğini söylemişti. Oysa özel yetkili mahkeme sanığın arkasında Ergenekon var, cinayeti o işletti demişti. Yargıtay özel yetkili mahkeme haklı dedi. Alparslan Arslan şimdi darbeye zemin hazırlama suçlamasıyla yargılanıyor. 5 kişinin katledildiği Malatya'daki Zirve Yayın Evi cinayetinin de dini sayıklarla işlenmediği, Ergenekon eylemi olduğu iddiası özel yetkili mahkemeler tarafından ortaya çıkarılmıştı. Mesela olan saldırı artık tarif edilmesinden. Anladın mı? Kimin yaptığı belli olmayan cinayetlerin en çok konuşulduğu yerlerden biri Güneydoğu Anadolu bölgesi. İsimler, iddialar hep konuşulmuş ancak fail olduğu öne sürülenler hiç yargı önüne çıkmamıştı. Terörle mücadelede etkin isimlerden olan Albay Kazım Çillioğlu ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın gibi isimlerin ölümlerinin şüpheli olduğu da özel yetkili savcılığın el atmasıyla açığa çıktı.